Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde konuya daha iyi hakim olabilmek adına genel bir tekrar yapacağız. Şimdi biz önceki derslerimizde menülerimizi incelemiştik. Bu menülerimizle neler yapabildiğimizi göstermiştik. Şöyle ki bu derste bir genel tekrar yapıp anlaması zor kritik noktalar üzerinde tekrar durup konuyu iyice pekiştirmiş olacağız. Şimdi layout kısmıyla başlayalım. Layout kısmında önce köprümüzün uzunluğunu belirliyorduk. Şöyle modify diyelim. 40 metrelik bir köprümüz var. 20'şer metrelik iki açıklıktan oluşuyor. Bu arada bu köprüyü diğer derste anlatacağım ben size. Şuradan file, new dediğimiz zaman quick bridge, hızlı köprü oluşturma modülü ile oluşturdum. Hem incelemiş oluruz hem de konuyu pekiştirmiş oluruz böylece. Burada yine şerit oluşturabildiğimizi söylemiştik. Bu şu pembeyle gördüğünüz şerit. Genişliği 3 metre. Center line'ı 1.5. Yine aynı şekilde burada lane 2 var. İkinci şeridimiz. Bu da şu renginden görüyorsunuz zaten. Mavi olan şeridimiz. Bu şeritlerimizin üzerinden hareketli yüklerimiz geçecek bizim. Yani kamyon yükümüz, vehicle'ımız geçecek. O yüzden bu lane'ler önemli. Burada anlaması belki daha zor olabilecek kısım şu centerline offset kısmıydı. Bunu yine ilgili derste ben detaylıca anlatmaya çalıştım. Ancak burada yine tekrar etmek istiyorum. Şöyle bir görselle göstereceğim. Şimdi demin gördüğünüz mavi ve pembe bizim yol şeritlerimiz oluyor. Şu ortadaki siyah bizim layout line'ımız, yol orta eksenimiz. Şimdi biz şeritlerimizi yol orta eksenimize göre konumlandırıyorduk hatırlarsak. Buraya lane width yani şeritlerimizin genişliklerini giriyoruz. Daha sonra center line offset diyerek yol orta eksenine göre biz şeritlerimizi konumlandırıyorduk. Şimdi buradaki değerler şerit genişliklerinin yarısı. Neden? Çünkü şu arada boşluk yok. Birbirlerine bitişikler. Dolayısıyla her iki şeridimin de yarısı buraya centerline offset olarak girilmiş. Centerline offset dediğimiz bu oluyor. Ancak biz ilgili derste zaten söyledik. Araya bir refüj atmamız gerekiyorsa, mesela 1 metrelik refüj atmamız gerekiyorsa, şu pembenin yani bu şeridin ortasının yol orta eksenine olan mesafesi 0.5 metre daha artacak demek oluyor. Yine şu mavi şeridin ortasının şu centerline'e olan mesafesi 0.5 metre artacak. Dolayısıyla ortada 1 metrelik boşluk oluşacak ve oradan hareketli yük geçmeyeceği için orası refüje ayrılmış olacak. Bu şekilde biz lane'lerimizi tanımlıyoruz. Buna okey diyelim. Component tab'da biz ne demiştik? Köprümüzün elemanlarını oluşturuyorduk. Buradan yine malzeme oluşturmayı, kesit oluşturmayı vesaire bunları size göstermiştim. Yine superstructure kısmını birlikte irdelemiştik. Buradan nasıl bir üst yapı oluşturduğumuzu, değerleri nasıl değiştirdiğimizi tek tek incelemiştik. Hani basit olan şeyleri bir daha anlatmıyorum. Bunlar basit. Önemli püf noktaların üzerinde ben durmaya çalışıyorum. Şimdi bu bearings'leri, mesnetleri size en son söyleyeceğim. Gelelim şu bends kısmına. Şimdi burası önemli. Neden önemli? Şöyle ki bizim köprümüzün karakterini belirleyen, çalışma şeklini belirleyen en önemli girdileri yaptığımız kısım aslında bir nevi bu kısım. Neden? Çünkü başlık girişinin sürekli ya da süreksiz olması ya da integral ya da connect to girder bottom only olması bizim köprümüzün karakterini belirliyor. Şimdi ben konu daha iyi anlaşılsın diye ilgili derslerin altına ben görselleri koydum ama yine burada göstermek istiyorum. Şöyle. Şimdi burada yine alttan mesnetlerle desteklenen iki adet köprü görüyoruz. Yani connect to girder bottom bu oluyor. Yani üst yapıyı böyle elastomer kauçuk mesnetlerle destekle. Bir de buna ek olarak single bearing line kısmı var. Hani şu şekilde single bearing line ve double
Bearing line vardı ya, ondan bahsediyorum. Yani sürekli olması ne demek? Süreksiz olması ne demek? Sürekli olması demek köprümüzün şu üst yapısının bitişik olması anlamına geliyor. Ancak burada şu bir mesnete oturan prefabrik kirişle şu diğerine oturan prefabrik kiriş birbiriyle bağlı değil, bir döküm değil. Sonradan bir araya konulmuş ve bunlar zaten birbirine bağlanmamış. Süreksizlik bu anlama geliyor. Şimdi biz bu şekilde bunları bilmez de bunu dikkate almadan köprümüzü analiz edersek ne olur? Olacağı şu, bunu ileride şurada göstereceğim. Bunların moment diyagramları farklı arkadaşlar. Moment diyagramı ne demek? Kesitlerin içindeki tesirler demektir. Biz ona göre tasarım yapacağız. Eğer ki siz köprüyü yanlış bir şekilde modelleyip analiz ederseniz tesirleriniz de farklı çıkacak ve dolayısıyla yanlış tasarım yapmış olacaksınız. O yüzden bu ayrıma dikkat etmemiz lazım. Bu nokta çok önemli. Şimdi burada double bearing line ve single bearing line'ın farkını anladıysak şöyle devam edelim. Şimdi biz şurada discontinuous üst yapıyla sürekli üst yapının farkını belli bir nebze olsun gördük. Bir de şu var. Single bearing line olan yani sürekli olan iki üst yapı olsun. Bu üst yapıların biri integral, diğeri alttan destekleniyor olsun. Şimdi bunun da farkını göstermek istedim size. İntegrali ben bütünleşik diye söyledim zaten ilgili derste ama belki anlaşılmamıştır diye tekrar etmek istedim. Kirişimiz kolonla birlikte ankastre olarak bağlanıyorsa biz bunu programa integral olarak giriyoruz. Üst yapı altyapıyla bütünleşik anlamına geliyor. Zaten soruyor, kirişler nasıl desteklenecek? Bütünleşik. Burada da soruyor, kirişler nasıl desteklenecek? Bakın burada mesnetlerle sadece alttan desteklenmiş. Biz elastomer mesnet tarzı mesnetleri tanımlarken bunu yapıyoruz. Farkında mısınız? Üst yapı, sürekli bir üst yapı, kolon, üst yapı ve kolon arasında sadece bu elastomer mesnet mevcut. İkisi de sürekli yani single bearing line ancak biri integral, biri sadece mesnetlerle alttan destekleniyor. Fark bu kadar. Yine double bearing line'ı biraz daha detaylı anlatmamız gerekirse double bearing line dediğimizde karşımıza şu şekilde bir menü çıkıyor. Burada integral olmaz zaten. Hani kirişler alttan desteklenmeli. Kirişlerimizi alttan desteklediğimizi söylüyoruz. Bize şurada da bir mesafe soruyor. Distance mesafesi. Şimdi zaten şu üstünde de yazıyor. Distance from bent to bearing line. Bent neresi? Bearing line neresi? Şimdi programa biz şu iki değeri gireceğiz ya. Hani bunu burada da tekrar anlatmak istedim. Şu bent'in tam ortası olsun. Mavi çizgi. Şu başlık kirişinin tam orta noktası olsun. Şu bearing line dediği de elastomer mesnetlerimizin orta noktası olsun. Şu aradaki mesafe bizim distance'larımız oluyor. Ve son olarak burada demin de söylediğim süreksizlik dediğimiz şeyi ben göstermek istedim ayrıca. Üzerine döktüğümüz döşeme betonu süreklidir. Yani bu döşeme betonunu dökerken araya parça falan koymuyoruz. Bu sürekli oluyor, yekpare. Ama prefabrik kirişlerimiz bakın sürekli değil. Hani süreksizlikten kastımız bu oluyor. Eğer bu mantığı anlarsak köprü projelendirmede hiçbir sorun yaşamayız arkadaşlar. Şimdi biz prefabrik kirişlerle teşkil edeceğimiz için köprümüzü double bearing line yapalım. Bu değerleri değiştirmeyeceğim. Varsayılan olarak kalsınlar. Buna okey diyorum. Tabii daha kolonlarımı modifiye etmedim. Sadece şurada bir şey göstereyim size. Otomatik update'i böyle çalışırken siz de kapatın isterseniz. Çünkü her değişiklikten sonra update yapar ve sizi yorar. Update diyorum. Alan eleman olarak modelliyoruz. Hangi tarz eleman olarak modellediğiniz çok bir problem teşkil etmiyor. O sadece dizaynla alakalı bir şey. Şöyle göstereyim bakın. İşte double bearing line dediğim olay bu. Şimdi tekrar component penceresine geri dönüyorum. Burada tekrar modify diyeceğim. Bu kez kolonlarımızın yerlerini nasıl tanımlıyorduk bunu göstereceğim. Modify show column data diyor. Buna tıklıyorum. Şimdi burada tabii biz tek kolonla bunu geçmişiz. Şuna cancel diyelim. Şuradan kolon sayısını bir 3 yapalım. Tekrar
şov diyelim. Şimdi distance'lar çıkıyor arkadaşlar. Kolon yükseklikleri, kolon açıları ve kolonların bağlı olup olmama durumları. Bu kolonun zemine bağlı olup olmama durumuydu. Açıyı zaten değiştirmiyoruz. Yükseklik kolonumuzun yüksekliği oluyordu. Burada bizim gireceğimiz hani nasıl neye göre belirlendiğini bilmemiz gereken şey şu distance mesafeleri. Onu da size şöyle göstereceğim. Şimdi bu görselleri ben zaten vermiştim ama sadece paylaşım olarak yapmıştım. Anlatmamıştım. Ekstra anlatma ihtiyacı hissettim. Çünkü bu noktalar kritik noktalar. Deneme yanılmayla da yaparsınız ama çok vaktiniz gider. O yüzden ben bunları tekrar anlatmak istedim. Şu yolumuzun gidiş güzergah yönüne göre yüzümüzü güzergah yönüne döndüğümüz zaman sol tarafta kalan kiriş ucundan mesafelendirmeye başlarız. Yani program bu şekilde çalışır arkadaşlar. Birinci kolonun merkezini şu en sol uca göre ne kadar ileri koyacağım? Bu distance 1 o oluyor. Kolon 2'yi bu sol uca göre ne kadar ileri koyacağım? Kolon 3'ü ne kadar ileri koyacağım? Zaten böyle 4 tane de olur, 3 tane de olur. Kolonlarımızı biz şu iki kenara göre eşit yaymaya çalışırız. 3 tane ise bir tanesi genellikle ortaya gelir. Şu diğer ikisi birbirine simetrik olacak şekilde kolonlarımızı yerleştirmeye çalışırız. Hani bunu ayarlamak çok zor şey değil. Sadece buraya girdiğimiz distance'ların ne olduğunu bilmek önemli. Bunu bilmediğimiz zaman bizi saatlerce uğraştırabilir. Şimdi bu tarz programlar çok sık kullanılan ve paylaşımı yapılan şeyler olmadığı için şuradaki distance'ın ne anlama geldiğini araştırmaya kalktığınız zaman bunu webde bulmanız çok zor arkadaşlar. O yüzden hani kritik olabilecek bu noktaları ben tekrar etmek istedim. Artık daha da unutmayız diye düşünüyorum. Şimdi burada varsayılan değerler olarak distance'lar kalsın diyeceğim ama varsayılan olarak kalması sıkıntılı olur. Neden? Çünkü hepsi aynı gösteriyor. Üst üste düşecek. Buna cancel diyorum. Bir daha bunları ayarlamayacağım. Çünkü önceki derste ayarlamıştım. Tekrar şu an ayarlamaya çalışıp sizi sıkmayacağım o yüzden. Şu an baktığım zaman 4.575, yani şu 9.15'in tam orta noktası diyebiliriz. Neden böyle hep küsüratlı değerler var? Bunu da söylemiştim. Biz kilonewton metre biriminde çalışıyoruz. Ancak bu program fit biriminde, inç biriminde dizayn edilmiş. Dolayısıyla çevrim yapınca hep küsüratlı değerlerle karşılaşıyoruz. Buna okey diyelim. Şimdi doğru bir mesnet reaksiyonu almak adına biz mesnetlerimizi düzenlemeliyiz. Bakalım şöyle bearings diyelim. Şöyle açalım. Bir tane mesnet tanımlanmış. Şimdi elastomer mesneti bir dahaki derste yine kaynağıyla birlikte ben size göstereceğim. Nasıl bir şey olduğunu anlatacağım. Ve güzel bir size elastomer mesnet tasarlayabileceğiniz çok güzel kaynak önereceğim size. Buna modify dediğimiz zaman bütün yönlerdeki yer değiştirmeleri tutulu, dönmeleri serbest. Buna okey diyoruz. Bir tane daha oluşturacağım ben. Burada da sadece düşeyde tutulu olacak arkadaşlar. Yatayda serbestliklerini açıyoruz. Böylece biz prefabrik kirişimizi SAP 2000'de modellediğimiz gibi bir ucu, sabit bir ucu kayıcı mesnet elde etmiş olacağız. Buna okey diyelim. Şimdi burada Foundation Springs'e ekstra bakmamıza gerek yok. Zemin modellemeyeceksek ekstra buna bakmamıza gerek yok. Abutment diyelim. Buraya bakalım, bir tane oluşturmuş. Modify diyelim. Burada nedir? Doğrudan zemine bağlamış. Zaten otomatik oluşturduğumuz için bunlar da otomatik geldi. Ve kirişler yine alttan desteklenecek. Bakın burada da integral var. Burada da kirişlerin alttan destekleneceği seçenek var. İntegral dersek prefabrik kirişlerle başlık kirişi bütünleşiktir demiş oluyoruz ki bu da bir yanlıştır. Bu şekilde olmaz. Yine kirişler alttan desteklenecek. Ve doğrudan zemine bağladık. Biz bir daha kenar ayak tanımlamak istemedik. Zaten bizim burada kenar ayak tanımlamamız çok bir şey ifade etmiyor. Buradan mesnet reaksiyonlarını alıp ayrıca onu bir perde olarak tanımlamak daha mantıklı. Şurada zemin parametresi olarak fixed demek, tutulu demek, pinned mafsallı demek. Tutuluyu biz seçiyoruz. Hani zemini mafsal olarak tanımlamak mantıklı olmaz. Zemin tutulu olacak, ankastre. Ama buradaki kirişe değen taraf ankastre değil. Onu karıştırmayın. Biz bunu şu bridge sekmesinin altında zaten
mesnet ataması yapacağız. Bu köprüyle şuradaki kirişin temas ettiği yerin mesnedi başka, zeminle köprünün etkileşimi başka. Yani sanki bir hayali kenar ayak varmış gibi hayal edin. Hayali kenar ayağın alt kısmı fixi tutulu, yani tüm serbestlik dereceleri, yani dönmeler, ötelenmeler hepsi tutulu. Ancak bu kenar ayağın, hani hayali kenar ayağın prefabrik kirişle temas ettiği yere biz başka mesnet atıyoruz. Onu karıştırmayalım. Neyse, buna da cancel diyelim. Burada bir şey değiştirmedik zaten. Şimdi yine burada load kısmına gidelim. Şurada import vehicle diyeceğim ben. H2O'da şuradan HL93F'ye OK diyeceğim. Şimdi bunları bir göstermek istiyorum. HL93 dediği arkadaşlar bizim kamyon yükümüzün, hani diğer SAP destekli yaptığımız kısımda biz kamyon yükü söyledik ya, 54 tonluk, yani 540 kilo Newtonluk kamyon yükü. İşte o kamyon yükünün farklı varyasyonlarını burada görüyorsunuz. Bu HL93M diyor. Hem yaylı yük var, hem de aks yükü olan şekli bu. Aks yükleri 147 kilonewton. Burada mesafeleri var. Yine uniform, yaklaşık 10 kilonewton bölü metrekareye yakın bir yük var. Buna cancel diyelim. Yine burada HL93K'yı inceleyebiliriz. Yine aks yükleri ve yaylı yük mevcut. Burada HD93S, bu aralarındaki en ağır olanı. Daha uzun bir araç bu. Aynısının peş peşe olmuş hali gibi düşünebilirsiniz. Bizim kullandığımız araç yükleri HD93F'ye daha yakın arkadaşlar. Buna modify diyelim. Vertical loading dediğimiz zaman 35 kN, 140-140 kN'luk aks yüklerinin olduğunu görüyoruz. Burada zaten aks with type diyor. Two points demek. Şuradaki, hani bu bir lane arkadaşlar. Şu mavi çizgiler bir lane. Şu arası. Kamyon yükü, yani hareketli vehicle yükü bu lane üzerinden gidecek. Two point demesi iki adet yük hareketli şekilde gidiyor demek. Bir tekeri ve diğer tekeri. Ama two point değil de buna one point deseydik tek nokta olarak gidecekti. Şu an bu değiştirmeye açık değil. Şurada Convert to User Defined seçeneği var. Buna tıklamamız lazım ki üzerinde değişiklik yapabileceğimiz hale gelsin. Yine burada Uniform Load tanımlanmamış. Aks mesafeleri tanımlanmış. Buna OK diyelim. Bu kamyon yüküyle biz hareketli yükümüzü tanımlamış oluruz. OK diyelim. Yine bir önceki derslerde nasıl function tanımladığımızı göstermiştik. Nasıl köprü üzerine gelen diğer yükleri tanımladığımızı göstermiştik. Hani püf noktaları sadece anlatacağım. Şimdi bridge sekmesine geldiğimiz zaman burada modify diyelim. Otomatik olarak bunlar oluşturulmuş. Yine bu kısmı nasıl oluşturduğumuzu göstermiştim. Biz şurada abutment ve bends kısmına gelelim. Modify diyelim. Şimdi burada iki önemli kritik yer var. Hani yine püf nokta olarak söylüyorum, bilmemiz gereken. Bir, şu köprü mesnetleri, kenar ayak ve bentlerdeki mesnetlenme şekli. İki, şu elevation'lar ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu önemli. Şu mesnetleri şimdi birazdan söyleyeceğim. Bunu yine buranın üzerinde anlatırım da. Şu elevation'ları ekstra bir şekil üzerinde anlatmak istiyorum size. Şöyle göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, bizim üst yapımız. Bu bir kutu kesit. Bu prefabrik kirişli de olabilir. Hiç fark etmez. Şimdi en üstte bir döşeme var. Onun altında döşeme ile bütünleşik olan kirişler var. Bu kutu kesitin de mantığı aynı. En üstte bir döşeme var. Şu alt kısmı da şu üstle birlikte bütünleşik dökülmüş. Şimdi döşeme artı kiriş derinliği bizim şu yeşil mesafemiz. Döşeme artı kiriş derinliği artı elastomer mesnet boyumuz da bizim şu en üstten şu döşememizin üst ucundan şu alttaki kenar ayağımızın üst ucuna kadar olan mesafeyi bize söyler. Şu siyahla gösterdiğim yer. Döşemenin en üst ucundan şuradaki kenar ayağın en üst ucuna kadar olan mesafe. Burada substructure location diyor. Yani şu altyapı elemanımızın, şimdi kenar ayaktan bahsediyoruz ya, altyapı dediğimiz bizim şu kenar ayağımızın kendisi oluyor.
Bu kenar ayağımızın şu en üst ucunun biz elevation'ını, yüksekliğini gireceğiz. Neye göre giriyormuşuz bunu? Şu döşemenin en üst ucundan bu kenar ayağın en üst ucuna kadar olan mesafe. Yani döşeme kalınlığı artı kiriş derinliği artı elastomer mesnet boyu. Bu bize elevation global z dediğimiz bu yükseklik değerini verir. Yani şuraya gireceğimiz mesafe bizim, tekrar ediyorum, döşeme kalınlığı, kiriş derinliği artı elastomer mesnetimizin boyu olacak. Daha sonra yine şurada bearing, yani elastomer mesnet atamalarını yaptığımız kısımda tekrar bir yükseklik gireceğiz. Elevation at layout line global z. Şimdi buraya hangi değeri gireceğiz? Bu da çok önemli. Şu döşeme üstünden arkadaşlar kiriş derinliğini de topladıktan sonra şu kirişin alt ucu ya da başka bir deyişle elastomer mesnette kiriş temas ettiği için kirişin alt ucu demek elastomer mesnedin üst ucu demek oluyor. Yani şu yeşille gösterdiğim döşeme kalınlığı artı kiriş derinliği dediğim mesafeyi ben buraya girmiş olacağım. Yani otomatik olarak şu ikisinin farkı bana elastomer mesnedimin boyunu verecek arkadaşlar. Burada küsuratlı değerler yazılmış ama bu yanlış hesaplamadıysam bu 8 fit, bu da 6 fit yapıyor olması lazım. Metreden fite dönüştürdüğümüz zaman. Hani yine fit cinsinden düz yuvarlak rakamlar var burada. 2 fit de elastomer mesnedimizin boyu olarak girilmiş. Ancak metreye çevirdiğimiz için böyle küsuratlı garip değerler olarak karşımıza gelmiş. Şimdi biz bunu component kısmını anlattığımız zaman elastomer mesnedin orta noktası olarak söylemiştik. Şimdi versiyondan versiyona bazı şeyler güncelleniyor. Bu V20 de dahil olmak üzere eğitimi anlattığımız, indirme linkini verdiğimiz bu V20 de dahil olmak üzere V21, V22 bu yeni versiyonlarda bu anlattığım şey geçerli arkadaşlar. Döşeme üst ucundan prefabrik kiriş alt ucuna kadar olan bu mesafe bizim şuraya girdiğimiz elevation'ımız olacak. Bunu karıştırmayalım arkadaşlar. Bunları doğru bir şekilde programa girelim. Burada biz kenar ayak üzerinden şunları anlattık. Başlık kirişi için de aynı kurallar geçerli. Yani başlık kirişinin kendisi bir altyapı elemanıydı ya, substructure. Substructure location dediğimiz zaman şunu bent olarak görürsek, şu ortadan kolon geçiyormuş gibi hayal edelim. Şu üst döşemeden yine bent'in üst ucuna kadar olan mesafeyi buraya gireceğiz. Yine kiriş alt ucuna kadar olan mesafeyi de elastomer mesnedin üst ucu olarak buraya gireceğiz arkadaşlar. Orada da aynı. Bunları programa analiz sırasında doğru girelim arkadaşlar. Bunları varsayılan olarak bırakıyorum. Yani biz bir elastomer mesnet boyu falan şu an belirlemedik. Zaten diğer elemanlarımız için de yapmadık. Buna cancel diyelim. Şimdi tekrar abutment'a gideceğim. Ama şöyle bir şey. Mesnetten bahsedeceğim. Bakın şurası kenar ayak. Şurası bent. Bura diğer kenar ayak. Başlangıç kenar ayağı, bitiş kenar ayağı. Şimdi burada bir tane mesnet var. Kiriş alttan destekliyor. Burada da kiriş alttan destekleyen bir tane mesnedim var. Ama şu bent'te iki adet mesnedim var. Bir tanesi sola bakıyor. Hani double bearing ya. Biri sola bakan mesnet. Buradaki kiriş oturuyor. Biri sağa bakan mesnet. Buradaki kiriş oturuyor. Şimdi ben bunu sabit, bunu kayıcı yapacağım. Aynı şekilde bunu sabit, bunu kayıcı yapacağım arkadaşlar. Hani sabit kayıcı, sabit kayıcı. Uçlarda momentlerim sıfır olacak. Yani istediğim diyagramı elde etmiş olacağım. Geliyorum abutment kısmına. Modify diyorum. Start abutment. Ben iki tane mesnet tanımlamıştım. Hatırlamıyorsak yine buradan şöyle tıklayıp modify diyebiliriz. Şu bearing 1 tutulu olandı. Bu bearing 2 de hareketli olandı. Sadece düşeyde tutulmuş olandı. Şöyle ki start abutment için ben tutulu, end abutment için hareketliyi ben buraya gireceğim. Okey diyorum. Şu tutulu hareketli, tutulu hareketli. Yani şunu hareketli, buna tutulu geliyor. Bunu karıştırmayalım. Şimdi bent'e geliyorum, modify diyorum. Az önce anlattığım şu elevation'lar burada da geçerli. Bu yükseklikleri siz üst yapı tasarladığınız zaman oradan aldığınız doğru yükseklikleri siz buraya da gireceksiniz. Buraya kadar bir problem yok. Daha sonra buraya da bir mesnet ataması yapacağız. Şimdi bu bearing 1 dediğimiz taraf
Şu sola bakan taraf. Şimdi bura tutuluydu. Bura serbest olacak. Şunu bearing 2 diyorum. Burası tutulu olacak. Bu zaten serbestti. Şu bearing 1 olarak yani tutulu olarak kalsın. Yani bu mesnetleme tarzımız da çok önemli. Ya geçen ders bir problem yaşadık onunla ilgili. O yüzden double bearing değil de single bearing line olarak biz köprümüzün analizini yaptık. Hani mesele orada köprü analizinin nasıl yapıldığını anlayabilmekti. Şimdi burada onu tekrar etmiş olduk. Hem de mantığıyla birlikte anlamış olduk. Bu bent'i ayarladıktan sonra buna okey diyorum. Şimdi anlatımın başından itibaren dikkatimi bir şey çekiyor benim. Normal şuradan file new deyip quick bridge ile onu anlatacağım. Köprümün oluşmasını istedim. Köprüm oluştu. Ancak şöyle bir şey hemen dikkatimi çekti. Burada benim normalde prefabrik kişilerim frame elemanı olarak görünürdü. Şurada component kısmına gidiyorum. Hemen bir kontrolümü gerçekleştiriyorum. Girder section diyor. Fsec 2. Hani kullanılan kirişlerin kesitleri Fsec 2'den alınmış. Buna cancel diyorum. Buradan frame elemanlarda Fsec 2'ye bir bakıyorum. Modify diyorum. Kullanılan kirişten yana bir sıkıntı yok. Şuradan bir farklı kiriş import edeceğim. Bunu niye yaptığımı birazdan anlayacaksınız arkadaşlar. Şu type 3'ü alalım. Buna OK diyelim. Buradan type 3'ü kiriş olarak atadım. Tekrar geliyorum şu bridge kısmıma. Update edeyim bakayım köprüm nasıl görünecek. Şimdi update ettikten sonra home'a geliyorum. Şuradan General Options Extrude diyorum. Bakalım köprüm nasıl görünecek. Evet, şimdi göstermek istediğim şey buydu arkadaşlar. Bakın, normalde şu ana kadar biz hiçbir hata yapmadık. Köprüyü modellemeye devam ediyorduk. Ancak şöyle bir şey fark ettim ki köprümüz kirişlerini şu an algılamıyor. Bakın, extrude ettiğim halde hala kirişler görünmüyor. Şimdi böyle bir durumla ne yapacağız arkadaşlar? Böyle bir durumla karşılaştığımız zaman. Önce bir bakarız. Şu üst yapıda bir hata mı yaptık? Hani tanımladığımız kirişten dolayı mı böyle bir şey oldu? Geliriz bridge kısmına. Bir update yaparız. Bakalım hani düzelecek mi? Düzelmiyorsa arkadaşlar burada yapacak başka bir şey yok. Gelip şurada file, new deyip tekrardan köprümüzü hızlı bir şekilde modellememiz gerekecek. Ben de öyle yapacağım. Buraya kadar yaptığım şeyleri maalesef baştan yapmak zorunda kalacağım. New diyeceğim. Kaydedeyim mi diyor bunu. Hayır, kaydetmesin. Tekrar bu quick bridge'i anlattığım zaman anlayacaksınız. Şuradan precast ö girder diyorum. Okey diyorum. Şimdi bu kez dikkatli bakalım. Evet, bakın şu an maviyle gördükleriniz bizim prefabrik kirişlerimiz. Demin çıkmamıştı ama şimdi çıktı. Bakın programda otomatik olarak ben köprüyü çağırdığım zaman ne geliyor? Single bearing line geliyor. Hani aslında bu da iyi oldu böyle olması, hem de göstermiş oldum. Siz şimdi programa güvenip hani otomatik nasıl olsa program köprü oluşturuyor derseniz şayet, bakın single bearing line olarak modellersiniz. Eğer ki bunun bu şekilde modellenmeyeceğini bilmiyorsanız. Şurada gösterdiğim gibi. Bunun single bearing line olan, mesela kutu kesit bir sürekli üst yapıdır. Single bearing dediğimiz o sürekli üst yapı. Sürekli bir üst yapıda moment diyagramının böyle. Double bearing line yani prefabrik kirişlerle teşkil edilmiş bir köprüde moment diyagramının bu şekilde olduğunu bilmezseniz. Burada köprüyü modellerken programa güvenip hani file new dedim. Prefabrik ilk kirişli köprü yapmak istediğimi söyledim. Program bana böyle bir şey açtı. Programa güvenseydim ben şu an ben bir yanlış analiz yapmış olacaktım. Köprü bu şekilde analiz edilmez. Zaten şu orta noktada şöyle bir negatif moment oluşmuş. Hani bunu prefabrik kirişte nasıl hesabını yapacaksınız? Kiriş ucunda neden böyle bir şey oluşur? Gibi hani tasarımda büyük sıkıntıya düşerdiniz arkadaşlar. Şimdi bunu hızlıca ben modifiye edeyim sizin için. Bent dedim. Double bearing line dedim. Okey dedim. Zaten hani çok bir şey yapmamıştık. Anlattığım için bu kadar uzun sürdü. Şuradan update'i kapatayım. Şuradan geliyorum.
bearings kısmına. Şuradan tekrar add diyorum. Şunları free yapıyorum. Bir tek düşeyde bağlansın diyorum. Okey diyorum. Okey diyorum. Loads kısmından tekrar şuradan ben bir vehicle import edeceğim. Aynı vehicle'ı. Okey diyorum. Okey diyorum. Aslında hani bu köprüyü modellemeyi bildiğiniz zaman arkadaşlar, biz şu an ders işlediğimiz için bu kadar uzun sürüyor. Yani 5 dakikada şu köprüyü modellersiniz. Ama tabii ki de köprü üst yapısını nasıl olmasına karar vermeniz tabii o biraz uzun sürebilir ama onu da zaten programın içinde yapmıyorsunuz. Yani bu programa bütün geometriniz belli bir şekilde yaklaşık kafanızda ne tasarlayacağınız belli bir şekilde geldiğiniz zaman zaten bu programı kullanması 15 dakika. Şöyle bridge kısmına geliyorum tekrar. Abutment, modify diyorum. Şurayı bearing 2 yapıyorum. Şunlar varsayılan olarak kalsın. Okey diyorum. Bend'e geliyorum tekrar. Şunu 2 yapıyorum. Bu 1 olarak kalsın. Şunlar varsayılan olarak kalsın. Okey diyorum. Okey diyorum. Şimdi update edeyim. Şu an köprümde arkadaşlar ekstra düzelteceğim bir yer yok. Normalde biz buradan tendonla tanımlayabiliyoruz. Ancak şu an bunu yapmayacağım. Çünkü uzun sürecek bir işlem. Bir önceki derste bunu detaylıca gösterdim. Hatta bir sonraki derste farklı bir tendon tanımlama aracı göstereceğim. Daha böyle yeni başlayan arkadaşlarımız için özellikle anlaşılması kolay olacak şekilde bir tendon tanımlama aracı göstereceğim. O yüzden şu anlık prestress tendon tanımlamıyorum. Okey diyorum. Analiz yapmadan önce şu load case'e bir bakalım. Modal analizi yapmayacağım. Bunu siliyorum. Move'u bir inceleyelim. Bakın burada bir araç yükü, hareketli vehicle tanımlamış. Moving load olarak. Burada vehicle class olarak bu vehicle class 1'i girmiş. Ben sadece şu import ettiğim HL93F'yi kullanacağım. Modify deyip bunu değiştiriyorum. Okey diyorum. Yani diğeri de olsa fark etmezdi. Ben sadece bunu kullanmak istedim. Buna okey diyorum. Şu an başka farklı yapacağım hiçbir şey yok arkadaşlar. Buradan run diyorum. Buradan rastgele kaydedelim. Önemli değil. Evet arkadaşlar. Şimdi analizim gerçekleşti. Bu bir belli bir süre alabilir. Şöyle hemen start animation deyip köprümün nasıl hareket ettiğine bakıyorum. Bakın dikkat ediyor musunuz? Bu yatayda hareket edebiliyordu. Şunlar yatayda hareket etmiyordu. Tutuluydu. Sadece dönebiliyordu. Bakın hemen buradan zaten köprünün nasıl çalıştığını şu hareketten görebiliyoruz. Stop animation diyorum. Şimdi gelelim home kısmından köprümüzün yüklerini inceleyelim. Bakın aradığımız hani elde etmek isteyeceğimiz üst yapı reaksiyonları bu şekilde olmalı. Şimdi burayı çok uzatmadan hemen şuradaki şekli hatırlayalım. Neydi? Sürekli üst yapıda böyle. Double bearing'de yani prefabrik kirişli köprüde bu şekilde bir mesnet reaksiyonu elde ediyorduk. Şimdi şuradaki Select Display Component kısmını tekrar inceleyelim. Bunu daha önce anlatmıştım. Sadece şurada ufak bir detaydan daha bahsedeceğim size. Şurada Entire Bridge Section dediği tüm kirişi bir frame elemanı olarak görsün. Yani şurada ne var? Bu köprümüzün üst yapısı bizim döşeme artı 4 adet kirişten oluşuyordu. Yani şu 4 kirişle döşemeyi birbiriyle bir döküm olarak düşünün. Tek bir frame elemanı olarak düşünün. Tek bir frame eleman üzerinde analiz yapsaydık frame elemanımıza atadığımız mesnet koşulları altında bu kadarlık bir dead yüklemesi altında ne gelecekmiş? Moment gelecekmiş. İşte diğerlerine de bakabilirsiniz. Kesme olsa bu olacakmış vesaire. Eksenel yük bakın yok. O da mesnetleme şeklimizden dolayı. Şimdi yine move yükü, hareketli yük. Bakın yine bu niye iki değer gösterdiğini ben size söylemiştim. Entire bridge için yine bu değerleri aldığını görüyoruz. Şuradan dead yüklemesine geri gelelim. Şimdi burada bir pif noktadan daha bahsedeceğim. Belki bu noktada da kafanız karışabilir. Bak girder, beam. Şimdi iki tane şey yazıyor. Kirişler BIM de kiriş olarak geçiyor. Şimdi burada kastettiği şu. Girder olarak tıkladığımızda burada elde ettiğimiz reaksiyon bizim kompozit kirişe gelen
Kiriş reaksiyonu. Hani kompozit ne demekti? Zaten önceki derslerimizden bunu çok rahat anlayabiliriz diye düşünüyorum. Kiriş ve üzerindeki döşemenin birlikte çalıştığı hal için bu reaksiyonlar söz konusu. Bu girder 2 dediğimiz zaman, interior girder dediğimiz zaman yine iç ve dıştaki kirişler için şu içteki kirişler şunlar, dıştaki kirişler oluyor. Şu içteki kirişler için reaksiyon böyleymiş. Ancak BIM seçeneğini tıklarsak ne olur? Şimdi karşımıza bu şekilde bir reaksiyon geldi. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu mesnet reaksiyonu doğru. Neden? Çünkü şöyle şuradaki interior slab da bizim döşememizin kendisi oluyor. Bakın burada da aynı durum söz konusu. Şuradaki BIM döşemeden ayrı bir şekilde düşünürsek, döşemeyle birlikte değil de döşemeden ayrı bir şekilde düşünürsek prefabrik kirişimizin iç moment reaksiyonlarını biz burada görüyoruz. Şu kirişle üzerindeki tabliye belli noktalarda birbirine bağlı olduğu için bu şekilde bir reaksiyon gözlüyorsunuz arkadaşlar. Hani bunu normal şeyde de yapabilirsiniz. SAP 2000'de çalışıyorsanız bir tane herhangi bir çelik de olur. Kiriş tanımlayın. Üzerine de bir tane tabliye tanımlayın. Beton olur, çelik olur. İkisini birlikte çalıştırdığınız zaman kirişinizdeki reaksiyonların bu şekilde olduğunu göreceksiniz. Yine slab dediğimizde prefabrik kiriş olmaksızın sadece üstteki bu döşemenin moment reaksiyonlarını görürsünüz. Şuradaki bu BIM, girder ve slab mantığını da ben burada size göstermek istedim. Mesela şöyle bir şey olabilir. Interior BIM dersiniz. Şunu stres yaparsınız. Yani şu iç kirişler var ya. Interior BIM kiriş demek. Şu kirişlerin tek başına hani kompozit kiriş değil. Sadece prefabrik kiriş için konuşuyorum. Şu prefabrik kirişimize dead yüklemesinden dolayı ne kadarlık bir gerilme geldiğini görürüz. Şunu Newton milimetre yaparsak mesela neresi için konuşuyormuşuz? Kiriş üstü için. Kiriş üstünde şurada mesnetlerde bakın şey çok artmış çekme gerilmesi. Şuralarda 1 megapaskala kadar düşmüş. Komple kirişimizin üst yüzeyinde başlangıçtan sonuna kadar konuşuyoruz tabii. Kiriş üst yüzeyimizde 8,5 megapaskallık bir basınç, 9 megapaskallık da bir çekme söz konusu. Bakın şurada mesela bu mesnete yakın yerlerde bu tarz değerler çıkmış gördüğünüz gibi. Hani böylece kirişimizin içindeki gerilme durumlarını da biz irdeleyebiliyoruz. Bakalım hani bizim tasarım basınç değerimizi geçmiş mi geçmemiş mi gibi. Yine hareketlilikten kaynaklı olarak da biz kirişimize yani prefabrik kirişin sadece kendisine işte ne kadarlık bir gerilme geldiğini görebiliriz. Ama şu an hala kiriş üstündeyiz hatırlatmak isterim. Yaklaşık 6 megapaskallık bir kiriş üstünde çekme var. Yaklaşık yine 6 megapaskallık da bir basınç var. Bunu top left ya da top center da diyebilirsiniz. Şu bottom center dediğiniz zaman bakın diyagramın değiştiğini görüyorsunuz. Şimdi bu diyagram sizi yanıltmasın. Hani şunu diyeceksiniz. Ya kamyon yükü geldiği zaman aşağı doğru seyim olmaz mı? Yani kiriş altında çekme olmaz mı diyeceksiniz. Zaten bu da öyle. Kiriş altında çekme gerilmesi var. Bakın 7 megapaskala yakın bir çekme gerilmesine neden olmuş bizim hareketli bir kılımız. Sadece mesnetlerde belli bir miktar basınç oluşmuş. Aynı şekilde dead yüklemesi için de bakarsak yine zati yükten dolayı da bizim kirişimizin alt bölgesinde bakın çekmelerin olduğunu görüyoruz. Normalde biz hani çekme diyagramını aşağı çizeriz ama bunu karıştırmayın. Bakın burada inceleme yaparken şuna dikkat edin. Nereyi inceliyorum? Bizim için önemli olan yer bu. Nereyi inceliyorum ve değerler nedir? Kiriş altında maksimum 13 megapaskallık bir çekme olmuş. Eksi 4 megapaskallık da basınç olmuş. Eksi 4 tahminen gelir deriz ki mesnetlerde olmuş. Beklediğimiz gibi açıklık ortasında da çekme oluşmuş. Hani bunlara tasarım yaparken dikkat edelim. Demek ki prefabrik kiriş
biraz yetersiz kalmış. Sayısını artırırız. Tabii burada henüz öngerme kablosu koymadık. Onu koyduktan sonra tekrar bir yorum yaparız vesaire. Önemli olan finalde bizim şöyle göstereyim. Bizim şöyle bir diyagram elde etmemiz arkadaşlar. Eğer bu diyagramı elde edebiliyorsak prefabrik kirişli köprüler için doğru bir analiz yapmış oluruz. Yine şurada bakın. Sürekli üst yapının sehimi ile prefabrik kirişli üst yapının sehimini göstermek istedim. Sehimde dahi hani farklı davrandığını, mesnede yakın yerlerin farklı olduğunu, hani bunun biraz daha konsol gibi davrandığını, bunun öyle olmadığını görebiliyoruz. Prefabrik kirişle ilgili bu derste söyleyeceklerim bunlardı. Yine istersek şuradan new deyip kutu kesitli köprüler için de hızlı bir analiz yapıp şu modal analize don't run diyelim. Hızlı bir analiz yapıp bunu da görebiliriz. Evet arkadaşlar, sürekli bir üst yapımız için moment diyagramlarımıza bakarsak, evet, yine şu şekilde de göstermiştim, burada da göstermek istedim. Şurada vardı. Sürekli bir üst yapımız varsa, moment diyagramımız bu şekilde, prefabrik kirişlerle teşkil etmişsek üst yapımız bu şekilde olacak. Bu gördükleriniz tipik karayolu köprüleri için tasarım kriterleri arkadaşlar. Buna done diyelim. Bu derslik anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki derste yine versiyon 22 ile aynı işlemleri gerçekleştireceğiz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.